Cevher Efendi! Neredesin? Cevher! Al bakalım. Beğendin mi? En takdir ettiğim tarafın da bu işte Cevher Efendi. Kanaatkarsın mesela. Elbet süt sulu olacak. Ekmek bayat olacak. Ama idare lambasını söndürmeyeceksin hiç. Yoksa bugün yedin, yarın açsın. Ben de yavaş yavaş çıkayım ha. Çıkalım bakalım. Çıkalım. Eğer bekleyenin var da gitmezsen ziyandasın demektir. Bildiğin gibi değil Cevher. Elden ayaktan düşmüşler. Fakirden fakir, fukaradan fukara. Ben varmasam, kapılarını çalmasam, yani övünmek değil tabii. Allah saklasın. Ama fena be Cevher. Fena. Hadi bakalım. Alınma Cevher. Ben kilidi vurayım da sen yine de muhafaza et evi. Kolay gele Osman. Baba hoş geldin. Bugün neyin var? Kuru fasulye olur mu? Olmaz mı? Canıma minnet. Yanaştır şöyle. Eyvallah evlat. Allah emeğini zayi etmesin. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ olasın. Güle güle baba. Hayırlı işler. Hoş geldin Lütfü amca. Hoş bulduk. Osman kuru fasulye verdi Emin. Sende ne var? Ekmek al amca. Yoğurt falan da alabilirsin. Alırım ya. Bu ne usta ya? Ne ne? Yani bu her gün böyle. Lütfü amca toplar bizden.
esnaftan alır, götürür fakir fukaraya birer kap dağıtır. Her gün mü? Her gün. Yıllardır. Vay be. Allah'a emanet Emin. Bereketli olsun. Güle güle Lütfü amca. Zahide nasılsın kızım? İyiyim Lütfü amca. Çok şükür. Geç kalmadım inşallah. Yok Lütfü amca. Nasıl öyle bir şey söylerim? Siz zaten fazlasıyla iyisiniz. Yok daha neler. Hadi kabını getir kızım. Tamam. Her gün büyüyorsunuz. Maşallah sizi. Allah ne muradın varsa versin Lütfü amca. Siz olmasaydınız... Aman be kızım. Allah sebep halk etmekten aciz değil ki Ayşe. Bunlar da afacanlara. Tatlansın ağızları. Sağ ol. Sağ ol. Hadi Allah'a ısmarladık kızım. Yarın uğrarım inşallah. Güle güle Lütfü amca. İşte babasının elinden tutmuş geziyor. Hoş geldin Lütfü Bey. Sefalar getirdin. Nasılsın Fatma Hanım? Bir parça oldun mu? Nerede? Soğuğu yedikçe azıyor yere batısı. Ya biraz da kömür bulabilseydik. Aman aman. Üzülme. Kömür bulunsa başka bahane çıkar. Yaşlılık değil mi? Öyle. Sen yine de dikkat et Fatma Hanım. Yahu senin gibi adam kaldı mı bu dünyada Lütfü Bey? Hey yarabbim. Asayiş Ber Kemal mi Cevher? He?
Nasılsın evlat? Pek keyfimiz yok herhalde ha? Girsene oğlum içeri. Hayır, girmeyeceğim. Dedene selam söyle. Söylerim. Orhan, hadi oğlum. Ben yemiyorum. Niye oğlum, yedin mi? Hayır. Niye yemiyorsun? Canın bir şeye mi sıkıldı? Orhan, konuşsana oğlum. O adamın verdiğini yemek istemiyorum. Bize yemek verilmesini istemiyorum. Bakmayayım diyorum. Ama oğlum, insan özlüyor işte. Adını İhsan koyduydum. Her evlat Yaradan'ın bir ihsanı değil mi? Ama olmadı işte. Olmadı. Kim bilir... Kim bilir neredesin şimdi? Gel, gel. Cevher, gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel.
İyi günler. Güle güle efendim, yine bekleriz. Güle güle. Hayırlı işler. Sağ ol. Seyfettin, vaktiyle söylediğini unutmuş değilim ama bak evladım, şu yemek meselesi. Her gün Emin'le Osman'dan alıyorum. O çocuklara da yazık. Sen de katılsan şu işe. Bir ucundan da sen tutsan. Sevaptır oğlum. Ya ben niye yemek vereyim el aleme ha? O nasıl söz? Onlar bizim mahallemizin insanı. Fakiri fukarası. Ya bırak şu edebiyatı Allah'ını seversen. Fakirmiş. Ben sabahın altısında geliyorum buraya. Akşama kadar eşek gibi çalışıyorum. Onlar da çalışsın. Peki Seyfettin. İnşallah sen yatalak olma. Dul kalma sen Seyfettin. Yaşlanma. Yalnız kalma. Sen onlar gibi olma Seyfettin. Olma. Bu ne kardeşim ya? Ya insan iki kap verir be. Biz verirdik parasını ya. Helal olsun adama. Toplayıp doğru. Her Allah'ın günü ya, dağıtıyor doğru. Konu komşuya. Tabii tabii. Seyfettin Usta, sınıfta kaldın vallahi, sınıfta. Tabii. Lütfü Bey, hoş geldin, safa getirdin. Nasılsın muhterem? Bugüne de şükür. Görüyorsun ya, kapıyı açmaya bile kömürlü şimendifer gibi düşe kalka geliyorum. Yahu girsene azizim içeri. Nedense benim çenem de kapıda düştü. Rahatsız etmeyeyim ben. Yahu lütfetmiş olursun. Hani demiş ya, ne çalar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Gel de insan yüzü görelim, muhabbet edelim iki çift. Peki madem. Oğlum bak buraya. Buyur abi. Şunları hazır et de sabah şerife verelim. Kim abi? Lütfiye ya. Hani fakirlere dağıtıyor ya sözüm ona. İyi de abi. Dökülsün diye ayırdıklarımız onlar. Bozuk o yemekler. Herhalde oğlum. Taze pirzola mı yapalım oğlum ona? Ver bunu alırsa alsın. Hiç vermeyelim abi o zaman. Bana kalsa zırnık vermem ona ama
Laf oluyor işte, esnaf mesnaf. Konuşuyorlar. Al şunu hadi. Senin torun Eşref Bey. Gelmiyor bazen. Bazen sanki istemeye istemeye alıyor nevaleyi. Bir derdi var onun. Var tabii. Var ya. Var ama elden ne gelir? Hayırlısı bakalım. Hadi bana müsaade. Allah aşkına rahatsız olma. Sağ ol. Orhan, kızgın mısın bana? Neden kızıyorsun? Bize yemek getirmeni istemiyorum. Neden? Hiç işte istemiyorum. İyi ama bak, yemeği ben getiriyorum. Dedenin ilaçlarını da sen çalışıp alıyorsun. Ne var bunda? Bunda kocunacak ne var? Benim dedem eskiden kaptandı, tamam mı? En havalı arabaya binermiş o. Çok iyi evleri varmış. Evet öyleydi. Biz dilenci değiliz, tamam mı? Kimseden istemiyoruz bir şey. Senden de istemiyoruz. İstemediğini biliyorum. Eşref Bey'in nasıl bir adam olduğunu da biliyorum. Sen de ona çekmişsin. Muvaffak olacaksın. Onu da biliyorum. Evine sadaka gelmesi bir delikanlıyı yaralar, biliyorum. Başkasından bir şey kabul etmek, muhtaç sayılmak, düşkün görülmek. Zor bunlar, zor. Hele bir delikanlı için. İzzet'in nefsine dokunuyor Orhan. Anlıyorum. Ama hayatta en acil şey her akşam sofrada bir tas yemek olmasıdır. Gerisi ondan sonra gelir. Ağa da olsan, bey de olsan bu böyle. Seni üzmek istemem. İncinmeni istemem. Tamam. Namert'ten ölsen de bir şey kabul etme. Ama ben dedenin arkadaşıyım. Vermek benim vazifem, almak da senin. Ne bu? O mu? Yemek. Kuru fasulye. Bunu sen yer misin be adam? He? Ne diyorsun sen ya? Bu kokmuş şeyi neden veriyorsun? Neden? Ben gelip Allah rızası için istedim, vermedin. Eyvallah dedim, gittim. Madem yolladın, niye bunu yolladın be adam? Bir yanlışlık. Yani... Yanlış olan sensin. Aldığın havada, attığın adımda hak vardır efendi. Kaynayan çorbanda hak vardır. Tıkındığın şeyde hak vardır. Kendi yemediğini o gariplere nasıl layık görürsün? Vermeyeceksen adam gibi vermeyeceksin. Vereceksen de adam gibi vereceksin. Thank you.
Ne unuttun oğlum? Dede, şu yaşlı adam. Lütfü amcan mı? Evet. Gelmiyor 2 gündür. Neden? Bilmem, niye sordun? Hiç, işte. Sen merak etmezdin onu, hayırdır? Hatta sevmezdin bile. Artık ediyorum. Thank you.
Seni üzmek istemem. İncinmeni istemem. Tamam. Namertten öl, sen de bir şey kabul etme. Ama ben dedenin arkadaşıyım. Vermek benim vazifem, almak da senin. Hey, uyudun mu aslanım? Ha? Hadi güzelce parlat bakalım şunları, hadi. Kapalıyız. Amca! Amca! Lütfü amca! Lütfü amca! Lütfü amca! Lütfü amca! Lütfü amca! Lütfü amca, hasta mısın? Orhan... Ateş gibi yanıyor. Amca, hastaneye gitmen lazım. Hemen. Bugün günlerden ne evlat? Çarşamba. 3 gündür yatmışım demek. Lokanta Cem'ine haber verebilir misin Orhan? Tabii. Bu kim? O mu? Oğlum. İhsan. Nerede peki? Keşke bilseydim, keşke. Ben gidip haber vereyim. Senin başına neden geldi bu? Neden? Herkes yaşayabilir böyle şeyler. Ama sen herkese yemek dağıtıyorsun. Herkesle ilgileniyorsun. Sen iyi bir insansın. Öyleyse neden bu durumdasın diyorsun değil mi? Bu berbat vaziyette. Kimsesiz. Oğlum kaybolmuş. Evet. Allah'ın neyin karşılığını, ne zaman vereceğini, neyin cezasını, ne zamana bıraktığını asla bilemezsin evlat, asla. Sevap işlemek ya da günaha batmak, bunların karşılığı bilemezsin ki. Bu muhasebe değildir, borç defteri değildir, alacak verecek banka banker değildir. Bilemezsin ki. Biz her zaman gel. Olur mu? Ben haber vereyim. Tekrar geçmiş olsun Lütfü baba. Sağ ol evlat, sağ ol. Zahmet etme, zahmet etme. İhsan? Oğlum sen? Benim baba, İhsan. Ben Allah'a layıkıyla nasıl şükrederim? İhsan, bu nasıl bir saadettir? Şükürler olsun, şükürler olsun.
Yükünü paylaşmaya geldim baba. Geldim. Geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.